Arkadaşlar merhaba, yazılım dedektifine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere LMS'den bahsedeceğim. LMS, Linux Multimedia Studio kelimelerinin kısaltmasından oluşmuş bir isim. LMS nedir? LMS bir DAW yazılımıdır. Bir elektronik müzik yapım programıdır. Benzerlerinin alternatifi olarak açık kaynak kodlu, ücretsiz bir yazılım tamamen. Ve bununla da müziğe, elektronik müziğe ilk giriş yapabilirsiniz. İçinizde müzik yapımıyla ilgilenenler varsa, müzik yapımıyla uğraşmak isteyenler varsa bu programı kullanabilir başlangıç için. Daha sonra profesyonelleştikçe bu işin profesyonel yazılımlarına doğru kayabilir. Bence başlangıç için iyi bir alternatif. Bunlara DAW deniliyor demiştim. DAW, Digital Audio Workstation, yani dijital ses işleme istasyonu anlamında. Dilerseniz biraz başlayalım, tanıtalım sizlere programı. Şimdi LMS'nin menüleri oldukça az ve basit. File menüsünde bildiğiniz yeni bir proje açma, mevcut projeyi açma, kaydetme. Dışarıdan importla neler alıyoruz onu göstereyim. Import'tan bahsedelim. MIDI alabiliyorsunuz arkadaşlar. MIDI dosyalarını alıp eğer burada bir sound fontunuz varsa sound font nedir diyeceksiniz. Şimdi LMS'de 19 adet dahili enstrüman var. Bunlardan biri de SF2 Player. Bu SF2 Player size sound font eklemenizi sağlayan bir ara birim enstrüman sağlıyor ve bu sayede import deyip bir MIDI'yi almaya çalıştığınızda MIDI'nin sesleri bu sound font üzerine otomatik aktarılıyor ve sound fontta seçtiğiniz enstrüman neyse, bu bir piyano olabilir, gitar olabilir, o şekilde çalabiliyorsunuz. Yani dışarıdan kısacasıyla MIDI dosyasını alıp buraya ses üretebiliyorsunuz. Import'tan bu şekilde bahsetmişken export'tan da bahsedelim. Export'ta da WAV, MP3 ya da OGG olarak dışarıya mevcut projenizi aktarabiliyorsunuz. Bu şekilde paylaşabiliyorsunuz. Tamamen free olduğu için bütün bunlar kısıtlamasızın programda var. Export Tracks, Export MIDI de yapabiliyorsunuz. Yani MIDI ve trackları da aktarabiliyorsunuz dışarıya. Edit kısmında ne varmış? Sadece Undo var. View kısmında ne var? Sync Editor, Beat Baseline Editor, Piano Roll, Automation Editor. Bunlardan bahsedelim böyle tek tek okumaktansa gösterelim. Sync Editor neymiş? Açıksa kapatıyor arkadaşlar. Kapalıysa açıyor. Şu şekilde Sync Editör'ü bir daha açtığınızda gördüğünüz gibi Sync Editör seslerimizi, paternlerimizi birleştirip mevcut nihai projeyi oluşturduğumuz alan. Burada da projeyi dinleyebiliyorsunuz. Beat Baseline Editör de burada ritimleri oluşturuyorsunuz. Bu şekilde yerleştirerek. Sizin ölçünüz neyse ona göre ritimleri oluşturmak için burada gerekli düzenlemeleri yapıyorsunuz ve Sync Editör'de onu ilgili yerlerde açıyorsunuz. Her yerde açmayabilirsiniz. Burada atıyorum orta tuşa basarak silebiliyorsunuz. Yani mouse'unuzu scroll tuşuyla, sol tuşuyla da ekliyorsunuz. Yani siz sadece bu şekilde olacak diyebiliyorsunuz şarkı editör kısmında, Sync editör kısmında. Devam edelim. View kısmında piano roll var. Piano roll da seslerinizin beat ritim haricindeki seslerinizin, melodilerinizin dizaynını yaptığınız yapım aşamasında kullandığınız bölüm. Burada bir piyano var sol tarafta gördüğünüz gibi.
bu sesleri ilgili yerlerde oluşturarak, bakın tıkladığımda buraya bir çubuk bırakıyor. Bu çubuk miktarınca sesi çalıyor. Ve bunları tabii belli bir ölçüye göre yapıyorsunuz. Tuşun basılma uzunluğuna göre çubukların uzunlukları değişiyor. Bu şekilde bu paterni de oluşturup bu piyano rol içerisinde burada şarkı sank editörde ekleyebiliyorsunuz. Şimdi şu 19 tane enstrümandan bahsetmiştik. Şu logolu enstrüman bize aslında triple osilatörü gösteriyor. Yani ben lead'i ve pads kısmını triple osilatörle yapmışım ve şu şekilde bir ses ayarlamışım. 3 tane osilatörün karışımıyla bana bu sesi veriyor. Pads'te de bunu kapatalım. Onda da farklı bir ses üretmişim. Ve notalarını piyano rolda oluşturmuşum. Automation track bazı seslerin, yani bazı geçişlerin otomatik olarak yapılmasını sağlıyor şarkınızda. Birazdan şarkıyı çaldığımızda anlayacaksınız. Yani burada ton farklıyken şu ikinci kısımda ton değişiyor. Yani bunu otomatik olarak tonu değiştirebilmek için automation track'ı kullanıyorum. Sample track'a da sesler ekleyebiliyorsunuz. Burada Pong Sound diye bir WAV dosyasını eklemişim ilgili bölümlere ve onu çalıyorum. Şu sound fondunu kaldırdım. Silme işlemi de şu şekilde. Remove this track diyorsunuz. Eklerken de tutup bırakmanız yeterli. Şimdi sizler için daha önce oluşturduğum bir şarkıyı çalacağım. Pet kısmını önce bir inceleyelim. Paternine bakalım. Müzikten anlayan arkadaşlar bunu anlayacaklar. Burada çeşitli akort kullanıyorum. Üçlü basıyorum tuşlara. Bu genelde pad için, yani altyapı için kullanılır. Bir bas için ve brass ya da pad için bunlar kullanılır. İsimlendirme bu anlamda bu şekilde. Lead'de lider, yani öncü anlamında melodiyi kasteder. Lead kısmında da melodiyi oluşturursunuz. Melodimiz de şu şekilde. Gördüğünüz gibi sank editöre geçtiğimde de kapatabiliyorum. Bir önceki açtığım pattern kısmındaki sesi. Beat'ten bahsedelim biraz da. Beat'i dinleyelim. Yani onu nasıl oluşturmuşuz? Keycard kullanmışız. Snare akustik var, eklemişiz. Hi-hat eklemişiz. Ve onları öyle bir ayarlamışız ki şu sesi elde etmişiz. Ve tabii bir şey daha söylemek lazım. Bu seslere efektler ekleyebiliyorsunuz. Bu efektleri FX mikser kısmında da ekleyebiliyorsunuz. Şurada kaldığımız yerden devam edelim bu anlamda. Ne dedik? Automation editörü açar, kapatır. Piyano rolü açar, kapatır. Ve burada kısa yolları var bakın arkadaşlar. Bunlar biraz önce o view menüsünde gördüklerimiz. Automation, mikser. Şimdi mikser ne işe yarıyor? Mikserde her bir sesi, yani burada lead'i, pad'si, beat'i ayrı kanallara verebiliyorsunuz. Bu kanallara ayrı ayrı efektler ekleyebiliyorsunuz. Bu efektler ne işe yarıyor? Bazen bir echo, bazen bir reverb efekti.
sesi daha böyle estetik hale getirmenizi sağlıyor. Ve bu mix aşaması deniyor buna. Bu mix aşamasından sonra da mixing aşamasından sonra da bir aşama daha var aslında. Profesyonel bu işte uğraşanlar bilir. Mastering aşaması var. Onda da nihai sonucu artık şarkınızı son durumuna hazırlamış oluyorsunuz. Onlar tabii profesyonel aşamalar. Biz burada sadece LMMS'den bahsediyoruz kısaca. Bu işin derinliği çok arkadaşlar. Müzik bilgisi de gerektiriyor. Benim çok fazla bir müzik bilgim yok ama bu programı hasbelkadar kullanabiliyorum. Şimdi bu şarkıyı bir dinletmek istiyorum size. Arkadaşlar benim söyleyeceklerim bunlar. Sizler de bu programı keşfedip bir şeyler yapabilirsiniz. İnanın çok zor değil. Birçok da bu konuda dersler bulabilirsiniz Türkçe, İngilizce. Ve bir başlangıç yapın, gerisi gelecektir. Müzikten de anlıyorsanız bu işi daha profesyonel alanlara götürebilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hepinize iyi günler diliyorum.